Hepinize merhaba arkadaşlar. Öncelikle 2019-2020 eğitim öğretim sezonu hepimize hayırlı uğurlu olsun. Şenol hocam yanımda. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Bu videoda ne yapacağız? Hemen onlardan kısa bir bahsedeyim. Eylül ayında 5. sınıftan 11. sınıfa kadar hangi derslerde hangi konular var? Onlara bakacağız ve sonrasında Şenol hocamızla bir değerlendirme yapacağız. Hemen başlayalım mı hocam? Tabii ki başlayalım. 5. sınıf konularını görelim. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanacak müfredatta 5. sınıf programı şöyle. Türkçede sözcükte anlam, matematikte doğal sayılar ve doğal sayılarla işlemler, fen bilgisinde güneş, dünya ve ay, sosyal bilgilerde birey ve toplum, İngilizce'de hello ve din kültüründe Allah inancı. 6. sınıfta Türkçe'de biçim bilgisi ve sözcükte anlam, matematikte doğal sayılarda işlemler, fende güneş sistemi ve tutulmalar, sosyal bilgiler dersinde biz ve değerlerimiz, İngilizce'de life ünitesi ve din kültürü dersinde peygamber ve ilahi kitap inancı konuları işlenecek. Evet, 5 ve 6. sınıfın konularını gördük. Özellikle matematik özelinde arkadaşlarımıza ne tavsiye edersiniz hocam? 5 ve 6, 7 ve 8'in temelini oluşturacak. Dolayısıyla 5 ve 6'nın matematiğine sağlam bir şekilde çalışmaları lazım. Bunun yöntemi de tabii ki soru çözmekten geçiyor. Soru çözerek hazırlanabilirler. Ve aynı zamanda bu çalışma onların okul dersine de çok faydalı olacak. İleriki süreçteki sınavlarda da faydalı olacak. Süper hocam. O zaman hemen 7. sınıfa geçelim mi? Tabii geçelim. 7. sınıf konuları da şöyle. Türkçede fiiller ve sözcükte anlam, matematikte tam sayılarla işlemler, fen bilgisinde güneş sistemi ve ötesi, sosyal bilgilerde iletişim ve insan ilişkileri, İngilizce'de appearance and personality, son olarak din kültürü dersinde melek ve ahiret inancı. 7. sınıf konularını da gördük. 8. sınıfa geçmeden önce hocam, 7. sınıf arkadaşlarımız LGS'ye ne kadar ağırlık vermeliler sizce? Evet, LGS'ye bence 7'den başlayabilirler. Bu onlar için bir avantaj olacak. Eğer eksikleri varsa, sıkıntıları varsa bunları fark edip bunları tamamlamaya çalışsınlar. Böylece 8'e geçtiklerinde hazır bir şekilde, sınava hazır, çok daha iyi bir konumda çalışmaya başlayacaklar. Yani 7. sınıf eksikleri tamamlama senesi aslında. Öyle diyebilirim. Temeli tamamen sağlamlaştırma senesi. Kesinlikle. Temel sağlam olacak. O zaman hiç vakit kaybetmeden 2006 tayfanın Eylül ayındaki konularını görelim. Türkçede fiilimsi ve sözcükte anlam, matematikte çarpanlar, katlar ve üstü ifadeler, inkılapta bir kahraman doğuyor, fen bilgisinde mevsimler ve iklim, İngilizce'de friendship, din kültürü dersinde kader ve kaza inancı. Evet, 2006 tayfayı biraz yoğun bir takvim bekliyor ama hocam matematik özelinde bir soru sorsam, desem ki size böyle bana bir taktik verseniz, o ne olur LGS'ye girecek evet, arkadaşlar? LGS'de matematikte süper netler yapmak istiyorsanız taktiği şu, bol bol matematik denemesi çözeceksiniz. Çünkü denemelerin içinde farklı farklı soru tipleri var. Onları göreceksiniz ve süreye karşı çalışmış olacaksınız böylece ve sınav stresini denemelerde sürekli yaşayacaksınız. Yani matematikte başarının yolu bol bol deneme çözmekten geçiyor. Deneme çözmenin önemini vurguladınız. Evet, o zaman 9. sınıf liseye geçen arkadaşların programında neler var onlara bakalım. Türkçede iletişim ve dil, matematikte mantık ve kümeler, fizikte fizik bilimi, kimyada kimya bilimi, tarihte tarih ve zaman, insanlığın ilk dönemleri, coğrafyada doğal sistemler, biyolojide yaşam bilimi biyoloji ve İngilizce'de studying abroad üniteleri. 10. sınıfta Türkçe edebiyata giriş, matematikte sayma ve olasılık, fizikte elektrik ve manyetizma, kimyada kimyanın temel kanunları ve kimyasal hesaplamalar, tarihte yerleşme ve devletleşme sonrasında Selçuklu Türkiye'si, coğrafyada doğal sistemler, biyolojide hücre bölünmeleri ve İngilizce'de school life. Hocam 9 ve 10. sınıfın konularını da gördük. Onlar için de okul dersleri oldukça önem taşıyor galiba, değil mi? Evet, şöyle ki 9 ve 10. sınıf konuları bizim aslında üniversiteye girişteki birinci basamak olan TYT sınavında çıkıyor. Dolayısıyla 9 ve 10'u çalışmak demek aslında üniversiteye giriş sınavı olan TYT'yi çalışmak demek. Dolayısıyla çok önem vermeleri lazım. Evet, 9 ve 10. sınıf arkadaşlarımız da üniversiteye giden yolda ilk adımları Eylül ayında atmaya başlayacaklar diyebiliriz. O zaman son olarak 11. sınıf konularına da göz atalım. Türkçede edebiyata giriş, matematikte trigonometri, fizikte vektörler, kimyada modern atom teorisi, tarihte 17. yüzyıl siyasi gelişmeleri, coğrafyada doğal sistemler, biyolojide insan fizyolojisi ve İngilizce'de future jobs. Evet arkadaşlar, tüm sınıflardaki konuları gördük hocam. Son olarak ne söylemek istersiniz? Şimdi yeni sezonda arkadaşların ilk 1-2 haftası biraz zor geçebilir. Isınma turlarıyla geçecektir ama sonrasında alışınca çok daha başarılı olacaklar. Matematik anlamında da şunu söyleyebilirim. Matematik soru çözerken öğrenilir. Nokta. Bu mottoyla programımızın sonuna geliyoruz. O zaman Ekim ayında, tekrar Ekim ayının başında hangi derslerde hangi konular var, burada tekrar size anlatmaya devam edeceğiz. Şimdilik hoşça kalın diyoruz. Hoşça kalın.